Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün size uzun zamandır bahsetmek istediğim ve benim uzun zamandır takip ettiğim, araştırdığım ve çok sevdiğim bir konudan bahsedeceğim. Minimalizm. Benim YouTube'a girme sebeplerimden biri minimalizmi anlatmak aslında. Yani birçok şeyde farkındalık kazandığımdan beri aslında onları anlatma çabam için YouTube'a girdim. Bu nasıl bir cümle oldu bilmiyorum. Ama bunların içinde minimalizm de vardı. Bugün size bununla ilgili kitaplar önermek istedim. Benim çok çok hoşuma giden kitaplar. Bu kitapların içinde Maria Kondo'yla Derle Topla Rahatla kitabı yok. Çünkü bunu zaten birçok kişi biliyordur. Ben onun haricindeki diğer kitapları önereceğim. Ve hala bunlar dışında da bir sürü kitap var. Ve ben çoğunu yani son çıkanları muhtemelen almadım. Birkaç görmüştüm ama onları almadım. Zaten bir süre mantığını oturttuktan sonra diğer kitaplar hep aynı şeyi söylüyor gibi geliyor. O yüzden hani bunun da o kadar çok fazla almaya gerek yok bu kitaplardan da. Benim ilk önereceğim kitap Sade kitabı. Benim çok sevdiğim kitap. Gerçekten kendisi de böyle çok sade yazılmış ve hani içi dergi gibi. Okudukça okuyasanız geliyor ve böyle hani hap bilgi gibi anlatmışlar. Çok güzel bir kitap. Mesela ilk başta biraz sadeleşmeden bahsediyor. Daha sonra gardırop, ev, yemek, egzersiz, ilişkiler, para, iş hayatı, teknoloji gibi başlıklara ayırmış ve bu başlıklarda nasıl sadeleşebilirsiniz ve onlar neler yapmış? Böyle böyle anlatmışlar sadeleşmeyi. Çok sevdiğim bir kitap ve tam bir başucu kitabı. Böyle aklıma geldikçe hatırlamak istediğimde bunu okuyorum. Çok sevdiğim bir kitap. Bunu net öneririm. Sadeleşmeye başlamak istiyorsanız. Onun haricinde ikinci önereceğim kitap Hayata Yer Aç kitabı. Regina Wong diye okunuyor sanırım yazarı. Yine dediğim gibi aslında bir tane kitap okuyup ve bununla ilgili birçok araştırma yapınca birçok kitap aslında aynı şeyi söylüyormuş gibi geliyor. Ama herkesin farklı deneyimlerini dinlemek ayrıca bir hoş. Sadece sade de mesela tek tek o dediğim konuları sadeleştirmekten bahsediyordu. Bunda da yine benzer ama daha çok böyle ilk başta minimalizmi anlatıyor. Eşyalar arasındaki boğulmamızdan bahsediyor. Birçok bu tüketim kültürünü anlatıyor. Derleyip toplamanın nasıl bir ferahlık getirdiğinden bahsediyor. Maddi olarak refahımızın nasıl yükseleceğinden bahsediyor. Bir düzene sokuyor sizi vesaire. Bunlardan bahsediyor. Yine stresi nasıl yeniyoruz bunda? İşte anı yaşamak diyoruz. Hani nasıl oluyor vesaire. Bunları güzel güzel anlattığı bir kitap. Eğer buna yeni başlamadıysanız, zaten bu konular hakkında bilgiliyseniz bu kitap çok da hani şey değil böyle. Wow dedirtmez gibi geliyor bana ama yeni başladıysanız etkili olacağını düşünüyorum. Ben çok sevmiştim. Hala tutuyorum böyle sürekli bakıyorum bu kitaplara. Üçüncü tavsiyem Azla Mutlu Olmak. Bu arada ilk dediğim iki kitabın da dili çok hafif zaten. Hani çok kolay anlayabileceğiniz kitaplar. Bu da biraz öyle. Bunu ben böyle okuyup yarım bırakmıştım, okuyup yarım bırakmıştım. Sonra sonuna kadar geldim ama gene böyle tam bitirmedim. Çünkü hani de yani 100 kere tekrar edeceğim bunu. Hani aynı şeyleri okuyup dinledikçe böyle artık hani tamam diyorsunuz, anlıyorsunuz. O yüzden böyle aynı gelen yerleri geçiyordum. Sıkıyordu o şeyler. Çünkü sürekli okumak, öğrenmek yetmiyor. Onu hayata geçirmek gerekiyor. Yani bu yüzden böyle okuyayım, okuyayım, okuyayım değil de hayatımda onunla ilgili neler yapıyorum buna bakmak gerekiyor. Hani sürekli de hepsini alayım birden okuyayım olmuyor. Yavaş yavaş oluyor. Bu kitapta yine kendine sade yaşam rehberi diyor. Gerçekten öyle bence. Yine böyle bu üçünü mesela, bu üçünü alıp okuyup tamamen böyle her şeyi kavramış olursunuz bence. Yine burada da neden çok fazla eşya alıyoruz? Neden birçok şeye sahip olmak istiyoruz? Neden sürekli tüketiyoruz? Evlerimizde neden biriktiriyoruz? Bunları anlatıyor. Bunlarla ne yapabileceğimizi söylüyor. Ve bunları birçok şey aldığımız halde neden mutsuzuz diyor. Hani mutlu olmak için alıyorsun o şeyleri. Neden mutsuzsun diyor. Çünkü duygusal bir şekilde doyuruyorsun kendini ama aslında doygun değilsin zaten. Burada da tek tek böyle sınırlardan, giysi dolabından, hani sadece böyle giysi, kıyafet, eşya değil de kendi sınırlarımızdan da bahsediyor. İşte duygusal olarak hani stres vesaire onlarla nasıl başa çıkıyorsun bu konuda, bu konu üzerinden ondan bahsediyor falan. Bu da yine dili güzel. Yani önerebileceğim güzel bir kitap. Bunu da okuyabilirsiniz. Şimdi 3 tane daha kitap önereceğim. Bunlar da tam olarak minimalizm, sade yaşam üzerine kurulmuş kitap, yazılmış kitaplar değil. Ama bence bunları destekleyen kitaplar, minimalizmi destekleyen kitaplar. Bu yüzden bunları da okumanız daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ve bunlardan birisi, zaten birçoğunuzun belki de gördüğü, aldığı... Lik
Liki diye okunuyor sanırım ya da Leki. Tam okunuşunu bilmiyorum ama ben Liki diyorum. Higi, Higi ve Lagom ve bu var 3 tane kitap. Onlardan bende bu vardı. Liki dünyanın en mutlu insanların sırrı. Genelde bu İskandinav ülkelerinin neden daha refah içinde ve mutlu olduklarını anlatan kitaplar. Yani onların felsefeleri neler onları anlatıyor. Bu kitabı da okuması aşırı zevkli böyle dergi gibi ve onların yaptıklarından bahsediyor. Neden böyleler? İşte daha sade yaşıyorlar. Atıyorum bisiklete biniyorlar araba yerine vesaire. Böyle ev alma gibi ya da eşyaların biriktirme gibi dertleri yok. Sadece işlevsel kullanıyorlar o şeyleri. Yani yaptıklarının hem işlevsel hem de onlara mutluluk vermesi gerekiyor. Yani biraz aslında sade yaşamın temelinde oluşturulmuş bir yaşam olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bu kitabı okumak isteyebilirsiniz. Zaten böyle görmesi, okuması çok zevkli. Bunu baktıkça bile benim mutluluk geliyor bana. Hatta bunun diğer kitaplarını da alacağım. Çok istiyorum. Bu da mesela destekleyici olabilir. Biraz daha bakış açınızı değiştirmek için. Yani neden sadeleşmiyoruz? Çünkü aslında doyum arıyoruz. Bir sürü yeni kıyafet alıyoruz. Çünkü o duygusal açlığımızı bastırmak için. Bir sürü eşya alıyoruz. İşte ucuzmuş, yok kullanırım sonra vesaire diyoruz. Hep böyle ya bir gelecek kaygısından ötürü ya da böyle duygusal açlığımızı bastırmaktan ötürü. Ve bu tarz konulara da yoga, meditasyon, mindfulness gibi konular, bu konularla çalışmak yardımcı olabilir. Bu konuda da bu Şimdi Buradayım çalışma kitabı çok yararlı bence. Yani yararlı olabilir daha doğrusu. Böyle net konuşmayayım ama. Gelecek ya da geçmişi düşünmeden şu anda yaşayabilmek gerçekten zor bir şey. Yani çok kolay bir şekilde söylüyoruz ama gerçekten çok fazla pratik gerektiren bir şey. Belki bu pratiğinize yardımcı olacak bir kitap bu olabilir. Çünkü birçok alıştırma var. Böyle size bir şeyleri hatırlatan, şimdi buradaki duygularınızı anımsatan, sizi şimdiye çağıran güzel alıştırmalar var. Atıştırma tadında alıştırmalar var. Bunu da yapabilirsiniz. Belki o açlık durumundaki sizden bunları yaptıkça hani o konuda faydan alabilir ve sade yaşamın özünü belki biraz daha kavrayabilirsiniz. Ben böyle düşündüm. Ve son olarak bu çok hani bu da minimalizmle ilgili değil ama tamamen sadelikle ilgili bir şey. Brief, Kısa ve Öz diye bir kitap var. Daha az sözle daha çok etki yaratmak. Aslında yaptığımız birçok şey de böyle hani daha az şeyle daha çok şey yapabiliriz. Hani less is more diye bir söz de var bilirsiniz. Burada da bu kitapta da ben aslında üniversitenin başlarında almıştım bu kitabı. Yani çünkü ben böyle bir şey anlatırken işte dolandırıyorum da bilmem ne de oradan buradan giriyorum. Biraz dep de var bende. O yüzden kaynaklanıyor. Ama bu kitap kısa ve öz bir şekilde nasıl anlatabilir? Nasıl konuşabiliriz? Ya da bir şeyleri kısa ve öz bir şekilde nasıl yapabiliriz? Bundan bahsediyor. Bence hani bu zaten hem böyle iş konusunda, hayat konusunda böyle yol gösterici bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bunu da önermek istedim. Böyle hem dilimiz konusunda da sadeleşebilelim diye. Benim şimdiye kadar yararlandığım bazı kitaplar bunlardı. Bu ilk seri olsun kitap serisi olarak. Bir de bunların yanında iki tane belgesel önermek istiyorum. Hatta daha önceki videolarımda da önermişimdir. Zaten bunu net biliyorsunuzdur. Minimalizm belgeseli. Bu The Minimalistler var. The Minimalist. Bunların çektikleri bir minimalizm belgeseli var. Bunu izlerseniz aslında aklınızda birçok şey oturacak. Şimdi bunun ikincisi de çıktı. Yine The Minimalist, Less is Now diye. Bu ikisini izlediğinizde gerçekten böyle insanın her şeyi atası geliyor evdeki. Yani öyle bir şeye kapılıyorsunuz. Ama minimalizm tam olarak bu da değil. Bunu da konuşacağız. Ben bunları hep anlatmak istiyorum. Çünkü çok çok ilgilendiğim bir konu. Bu belgeselleri daha önceki videolarımda önerdiğim için burada çok fazla uzatmıyorum. İkinci de yine aynı şekilde birinciye benzer olduğu için de hani birinci izlediğinizde zaten biraz daha anlamış olacaksınız. Bu ikisi belgesel bana çok şey kattı. Minimalizmin temelini anlamam konusunda. Hani sadece böyle 3-5 eşyayla yaşamak değil ne bileyim. Yani çok derin. Bununla ilgili video yapacağım. Bugün sadece öneri videosu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer önerilerim yakında gelecek. Bu bir seri olacak. Umarım onları da beğenirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. İnşallah yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.